Hasanboğuldu Şelalesi, Hasanboğuldu Gölü yine her zamanki gibi Edremit'te, Kaz Dağları'nda çok güzel bir hikayesi olan bir yere geldik. Hasanboğuldu Şelalesi. Sevdası uğruna boğulan Hasan'a ve onun gibi bir sürü Hasanlara gelsin. Böyle mesire yerlerinde olan köy pazarları. Bademler, zeytinler, kestane, sabun, kekik, incir, baharat. Geleceğiz teyzem, bir gezelim. Tamam inşallah, geleceğiz şimdi, oturuyoruz şurada. Yazık ya. Böyle yerlerden alışveriş yapmak lazım. Pazar günleri sadece insan geldiğinde onlardan kazanıyorlar. O yüzden giderken boş geçin. Bunları siz mi karıştırıyorsunuz? Bunları biz kendimiz ediyoruz. Çok güzelmiş ya. Bak incirler, bu incirler burada mı yetişiyor? Burada abi. Allah Allah. Daha tazesi bile vardı belki bir hafta önceye kadar. Bak incir alabilirsin. Bu kestaneler yeni mahsul galiba abi. Yeni mahsul. Yeni hepsi bu sezon. Çekiyor mu bizi değil mi? Çekeyim teyzeciğim. Çekiyorum, nereye vereceksin? Hatıra. İnternetten mi vereceksin? Yayınlıyor mu? Teşekkür ederim. Bak kantaron yağı var. Al yavrum kantaron yağı. Şey, kestane, ne kadar kestane? 20 lira yavrum. Dilara, al kestane, bir kilo al. Aşkım çok küçük o ya. Olsun ama yeni mahsul kızım bu. Doğal kestanesi bu, aşı değil bunlar. Aşı değil bunlar, doğal kestane, bulamazsın bunu. Bir kilo ver teyze sen onunla. Dağ balı. Nerede verelim? Valla aşağıda bir tane abla var, ona söz verdik ilk girişte. Bütün kışın yetmez. Dur ben şimdi hanım köylüyüm, sorayım geliyor. Zeytin sütü diyor. Yok vallahi teşekkür ederim. Bana da bal tattırdı abi orada. Şimdi bekliyor. Damla sakızı. Kaçalım burada bizi. Biz aldık abla, sen geç kaldın. Vallahi abi. Para bitti. Patron orada bak. Paralar onunla. Onu gıstırdın mı tamam. Gel bak bunca az daha sevt etmedim. Aldık onları. Vallahi aldık. Almaya geldik zaten. Sen orada hangi semt oturuyorsun orada? Karşıya kadar. İne yeri denize karşı. Sen biliyorsun İzmir'i ha. 12 sene geldim. Vallahi maşallah. Nereye gidiyorsun? Ay sakın açma bu taraftan seni, ben korkarım ha. Aç. Motor geçiyor da. Herkesin köylüğünle. Görüm siz pek güzelsiniz de. Valla geldik biz de gezmeye. Biz de ilk defa geldik teyze buraya. Siz pek güzelsiniz de. Pek yakışık kızlar sizi Rabbim gözlerine özlerine yapmış. Allah karşınıza da iyiler çıkarsın. İnşallah. Amin. Hemen köklere çıkmasın. Tamam. Onlar ben Allah'a var ya. Kötü insanlar. Onlarla karşılaşma ne ver. İnşallah. Benim bak elma var. Pınar var, ayva var orada, kekiklen var. Ne alacağım? Bir şey alacağım. Çayım var, cennete gideceksin, kitaplar var. Alınca. Çok eski eksiğim var. Al benden. Görüşte başka den, aman çiver benden ama. Tamam senden alacağız. Neden ya?
Zeytinler başında ona kalacak ihtiyacı var. Okumak zorunda bir yürüsler başında. Tamam. Tamam. Ürüs dalgası için bilemedi. Tamam. Daha kapalı. Tamam. Hadi dikkat et kendine. Görüşürüz. Bunlar ikinci sola gir. Birinciye girme. Tamam. Yazık ya. Ya teyze mi geldi? Çileği ondan alacağız bak. Kesin. Aynen bak. Allah Allah köpeğe bak yatmış kalkmıyor bak. Benim de şive kaydı gari. Kaç kız? Çekimler öyle kolay şartlarda olmuyor Dilara. Ne mi doğru? Hemen şurasıymış. Boş boşuna heyecan yapmışız. 3 kilometre oldu ancak. Kaç metreymiş? 1470. Değil mi? 1270 mi? 1470. Evet, hafta içi yediğimiz hamburgerler, pizzalar, dönerler anca böyle eriyor. Kızım sen ne yedin? Sen ne yiyeceksin? Kaz Dağı zirvesi tırmanışı yaklaşık yarım saattir bu şekildeyiz. Gerçekten su da almadım yanıma. Dinlene dinlene çıkıyorum ama çok yoruldum ve susadım. İnanmıyorum. Çölde serap gören bedeviler gibi ben de yaprak seslerini şelale ya da nehir falan zannediyorum. Sese bakar mısınız? Sanki her an bir şelale varmış gibi. Evet, zirve orası. Yaklaştım. Bakalım çıktığımızı değecek mi? Ama değeceğine eminim. İnanılmaz görüntüler var şu an. Felaket. Bir de böyle bir yoldayız. Çok bozuk. Taştık. Herhalde geldim. Geldik kızım. Başardık. Başardık. Evet. Arkadaşlar. Bırakın 1370'miş. Kapı Dağı seyir noktasındayız. Şuradayız. Buradan şu şekilde devam edip 1270 metre galiba. Hayır, 1470 metre Sarıkız zirvesine ulaşacağız. Yürüyüş devam ediyor.
Hadi bakalım sarı kız bizi bekle. Kapıdağ'dan çıktık, şimdi sarı kıza doğru yol aldık. Yaklaşık tahminimce 8-9 kilometre daha yolumuz var. Ondan sonra tekrar daha çıkacağız. Evet. Hava gerçekten çok güzel. İnanılmaz bir hava yakaladık. Buraları kar alıyordur büyük ihtimalle. Kışın çıkmak daha zordur. İnşallah Dora yürüdüğü zaman onunla da beraber gelip çıkabiliriz. Arabanın gelebileceği yerler değil, yollar bu şekilde. Çok kötü. Zaten burası yani tamamen doğal olması lazım. Arabalar marabalar girdiği zaman açıkçası cılkı çıkıyor işin. Mangal taşıyanlar, karpuz taşıyanlar kabuklarını oraya atana bakın tertemiz hiçbir şey yok. Ne biralar var, ne içki şişesi. Milli park zaten. Zaten mangalla, yani burada mangal yakılır mı? Yani şu doğanın güzelliğine bakar mısınız? Ağaçların. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Yazık değil mi ya? Bu ağaçları yakmak. Cinayet. Terör. İşte böyle çocuklara gelecek bırakamamak. Buralara sahip çıkmamız lazım. Evet. Doğayı korumamız lazım. Çocuklara küçük yaşta doğayı aşılamamız lazım. Herkesin imkanı olmuyor köyde doğup büyümeye. Ya da bahçeli evde herkes oturamıyor. Hepimiz, çoğumuz apartmanlarda büyüdük. Çoğumuz toprağa basamadık. Ama o kadar güzel cennetteyiz ki. Yani tüm dünya aslında böyle ama ülkemiz gerçekten çok güzel. Yani bakın bu İda Dağı dünyadaki en iyi oksijen kaynağına sahip 3 yerden bir tanesiymiş. Böyle bir doğa gerçekten korumamız lazım. Çocukları aşılamamız lazım. Doğa yürüyüşlerini, kamp yapmayı, bitkileri onlara anlatmayı bildiğimiz kadarıyla, hatta daha fazlasını öğrenmemiz lazım. Hayvan sevgisini aşılamamız lazım. Avcılığı değil, hayvan sevgisini, doğa bilimini. İnanın böyle çocuklar daha mutlu oluyorlar. Böyle yetişen bireyler daha mutlular. Geçenlerde bir arkadaşımın çocuğu geldi. Köyde yaşıyorlar, yani köyde yaşayıp büyüyorlar. Hem müşterim hem arkadaşım, çok samimiyiz. Ya çocuk böyle geldi, sarıldı, öptü. Hiç ne çekinme var, ne utanma var. İlk defa karşılaşıyoruz. Ya dedim gerçekten ya garip bir olay, yani garip bir şey hissettim. Bu çocuk işte belli etti kendini. Şehirde yaşamamış. Şehirde yaşayan çocuklar daha agresif oluyorlar. En azından o agresifliği işte böyle hafta sonu kamplarıyla örtebiliriz. Çünkü çocuklar çocukken öğreniyor bazı şeyleri. Sarı Kız Türbesi'ne geldim. Arabayı oraya bıraktım. Kimse inmedi arabadan. Tabii ben merakımdan ve gerçekten buraya gelmişken görmek istediğimden dolayı oraya doğru yürüyorum. Araba girmiyor. Ya araba girer aslında da biz arabamızı sevdiğimiz için sokmadık. Sarı Kız hikayesi de çok ilginç bir hikaye. Yine Kaz Dağları'nın efsanevi hikayelerinden birkaç tanesinden bir tanesi ama en ünlüsü. Zamanında kazlarıyla yaşayan bir sarı kız varmış, aşağı köylerde yaşayan. Bu kız köylüler tarafından kabul edilmemiş. Adı çıkmış, adı lekelenmiş. Ondan sonra kaçmış.
Yani dayanamamış daha fazla o köyde yaşamaya. Ve kendini buraya atmış. Bu tepeye. Şu gördüğünüz ağacın oraya atmış. Ondan sonra bu kızın ailesi dayanamamış. Babası dayanamamış. Duyum almış Sarı Kız Dağı'da diye. Dağın tepesinde zirvede yaşıyor diye. Duyum almış. Çıkmış dağ tepeye. Buraya kadar gelen babası acayip şekilde susamış. Demiş ki sarı kızım. Sarı kızım. Çok demiş susadım. Sarı kız buradan elini uzatmış. Uzattığı gibi avcıyla denizden bir su almış. Ve babasına uzatmış. Babası o zaman sarı kızının bir alim olduğunu anlamış. Şu an tüylerim diken diken oldu ve sarı kızın türbesine geldim. Her yıl sarı kız şenlikleri düzenlenir buralarda, bu civarda. Bu bir efsane yani, gerçek ya da yalan. Yaşanmış ya da yaşanmamış. Biz yine de yaşanmış olarak varsayıp burada başında onu analım. Sarı kızın da böyle bir hikayesi varmış. Arkadaşlar inanılmaz bir rüzgar var. Herhalde şu an 10 derece falan burası. Evet, insanlar buraya böyle dileklerini asmışlar. Evet, maske asanlar falan var böyle. Sarı kızım. Dilek dilemişler. Huzur, para. Para, huzur. Sağlık, huzur, gelecek, aşk, para. Aşk yazan bir kişi daha var. Ki sağlık, mutluluk. Firdevsi alada sunarlar abi Kevser'i. Kazanan ise olması gerek marifetli ehli. Sarı kızım sen bağışla. Biz Tur abileri, gerçek arifler bilir sırrı hakikati. Abdal Tur abiler. Onların yandığı bir yer. Biraz rezil bir haline, yine pislik atılmış ama böyle bir yer. Evet, bira şişeleri. Burada ağıt yakmışlar herhalde. Şu görüntü ayıptır ya. Yani bu burada olmamalı yani. Yazıklar olsun. Evet. Arkadaşlar böyle yerleri görmeye bayılıyorum. Yani bir daha gelinecek yerler değil çünkü. Ama en azından gittim, gördüm, ben de oradaydım demek gerekiyor. O yüzden bence siz de imkanınız varsa, zamanınız da varsa böyle yerleri ziyaret edin. Efsane de olsa, gerçek de olsa en azından ya size en azından yürüyüş katıyor. Yani şöyle bir manzarayı başka hiçbir yerde göremezsiniz. Tepeye ulaşmadan asla göremezsiniz. Görüşürüz.